Ben ise Meral Danış Beştaş'ın açıklamasını Türkçe'ye çevireyim. Oylar İmamoğlu'na. Hiç bana kimse öyle. Ya bırakın bu işte. Allah aşkına ya bırakın bu işleri. Ya siz... Net anlamı bu mu siz, hocam? Net anlamı ben öyle görüyorum. Ya siz o listelere 30 küsur kişiyi sokmuşsanız... Tamam mı? Kazanamayacağınız da belli her durumda. E peki o oraya koyduğunuz insanları nasıl sokacaksınız belediye meclisine? Ya akıl var, mantık var. Ya o İmamoğlu'nun o şey yaptığınız, onun kazanması gerekiyor ki veya diğer ilçe belediyelerinde onlar üzerinden sokasınız. E şimdi şey itiraf değil mi? Belli yerlerde kent uzlaşı. Ya bir de işte kelime oyunları bunlar. Bırakın bu kelime oyunlarını. Ya kent uzlaşısı ne ya? İttifak işte, bildiğin ittifak, bir arada olma, bir arada görünme, bir arada şey, müthiş bir de şey yapılmış bir ya bakın zaten bırakın her şeyi, ya daha Özgür Özel adaylığını açıkladığında ortaya koyduğu manifestosunda nerelere sinyal vardı, şimdi açar okurum, ya bırakın onu, bak daha ne zaman, daha kaç ay önce DEM Parti birlikte yönetebiliriz, dolayısıyla yani şimdi ben bunlar yani hikaye bunlar Allah aşkına. O zaman madem bu kadar iddialısınız, ben hiçbir seçim çalışması falan görmüyorum ya DEM Parti'de. Öyle laflı olmaz ki o iş. Ya bütün bakın Meral Hanım'ın, yani bu Meral Hanım'ın değil mi? O da Meral Hanım. Meral, evet kalsın. Yani Meral Hanım'ın vücut dili, söylemleri, yani gerçek bir adaylığı ortaya koyan bir şey değil. Net. Bunda onu görüyorum. Ama şimdi hani bakın her şey nasıl birbiriyle bağlantılı. Öbür tarafta şimdi bak ben işte buna kızıyorum. Aynı yerden beslenenler. Hani geçen şeyde de söyledim ya, iki parti tek program. Şimdi DEM bunları yapıyor. Bak ben onu eleştiriyorum. Evet. Ama şimdi öbür tarafta da bir Hüdapar var. Şimdi bu Hüdapar, gene hatırlatıyorum, PKK'ya terör örgütü diyemedi genel başkanı. Biz diyor onun önüne bir takım sıfatlar koymak istemiyoruz. Hizbullah zaten terör örgütü görmüyoruz ama devlet terörist diyor. Türkiye bayrağı olsun diyor. Türk bayrağı problemli isim diyor. Yeni, daha yeni, bakın daha yeni, daha ne olacak artık? Yerel seçim vaadine bak. Şeyh Said'in mezarını bulup orayı türbe yapmak vesaire ve Said-i Nursi'nin. Ne müthiş vaat değil mi? Ne kadar üniter devlete, devletin kurucu kodlarına uygun. Bak daha ilgincini söyleyeyim. Hani şöyle laflar vardı. Ya Hüdapar en azından milli birliğe, bütünlüğe bir şey, yani şeyi yok, bir de terörü desteklemiyor. Yahu al açıklama genel başkan. Ne biz Hizbullah'ın yaptıklarının sorumlusuyuz, ne de DEM Parti PKK'nın yaptıklarının sorumlusu. Size mi kaldı DEM'i vaftiz etmek, günahlarından arındırmak? Hayır efendim. DEM Parti PKK'nın yaptıklarından o anlamda sorumlu ve siyasi uzantısı, siz de Hizbullah'ın siyasi uzantısınız. Şimdi Bismil'de aday gösterdikleri bir kişi var. Şeyde yargılanmış Gaffar Okkan cinayetinde. Bak şimdi çarpıtmayı söyleyeyim. Bunu bilmeyen, şey yapmayan efendim açıklama yapmış. Bu diyor asılsız şey, bir kere diyor şeyin olduğu, suikastin olduğu dönemde diyor ben, üstelik bak dikkat buyurun, şey dini zulüm kapsamında cezaevindeydim. Nasıl böyle bir şey? Yahu sen kimi kandırıyorsun? İddianamede senin o şeyde rolün olduğu söylenmiyor. Hizbullah'ın üyesi olmaktan sen yargılanmışsın. Bilmem yani o sırada cezaevinde olmanın onunla bir ilgisi yok. Şimdi yok ya. Yani sen öldürün demiyor kimse. Hizbullah üyesi olarak suçlar. Ve peki, başka da aday yokken bu şekilde şey yapmış. Ve bakın nasıl DEM'i şey yapıyor değil mi? Burada günahlarından arındırıyor. Şimdi ben işte bakın ne oldu? Şeyde yan yana DEM adayıyla Serkan Ramanlı, gene söylüyorum hoşuna gitmiş Serkan Bey'in, yeni yıldızımız şeyde efendim birebir
dem çizgisinde biraz onun üzerine bir din sosu ekliyor sadece. Söylemleri her şeyi aynı. Şimdi bunları niye söyledim? Şimdi bazen ne söylediğiniz değil, ne söylemediğiniz daha önem arz eder. Şimdi Meral Danış Beştaş'ın da diğerlerinin de bakın biz hepimiz söylediklerine kitleniyoruz. Söylemediklerine hiç bakmıyoruz ama. Ya ne bileyim mesela. Söylemediklerine. Mesela 1 Mart tezkeresinin yıl dönümünde kim ne söyledi ya da söylemedi. Cumhuriyet'in 100. yılına hadi geçtik. Evet. İşte 3 Mart devrim yasalarının 100. yıl dönümünde kim ne söyledi ne söylemedi. Ya da Hınıslı Sait'le ilgili kim ne söylüyor ne. Ama bak orada hepsi torunu olduğunda birleşiyor. Selahattin Demirtaş da onun torunuyuz diyor. Şimdi CHP'nin vahim şeyden aday gösterdiği Esenyurt'tan değil mi? Yanlış söylemiyorum. Esenyurt. Oradan aday Ahmet gösterdiği Ahmet Özer torunuyuz diyor. Dem torunuyuz diyor. Hüdapar torunuyuz diyor. Şimdi aynı dede ve torunlar. Ama baksanız bunlar siyasi mücadele veren siyasi partiler. Ha, kedim oyunlarıyla insanları kandırıyorlar.